Nerede saç var? Yerlerde saçlar. Kimin bu saçlar? Bilemiyorum. Uyandığımda yabancılarda kendi evimden de gidemiyorum. Sandım sen varsın, yok öyle değil. Özür dilerim diyemiyorum. Sandım sen varsın, yok öyle değil. Özür dilerim. Ben olsam almam beni, adamdan saymam beni, uzun uzun soymam beni, deli mi? Ben olsam bakmam bana, bir çorba bile yapmam bana. Tüm bunları sen öğrettin bana. Saç var, yerlerde saçlar. Kimin bu saçlar? Bilemiyorum. Uyandığımda yabancılarla kendi evimden de sandım sen varsın, yok öyle değil. Özür dilerim diyemiyorum. Sandım sen varsın, yok öyle değil. Özür dilerim. Ben olsam almam beni, adamdan saymam beni. Adamdan saymam beni, uzun uzun soymam beni, deli mi? Ben olsam bakmam bana, bir çorba bile yapmam bana. Tüm bunları sen öğrettin bana. Geçirdiğimiz karantina sürecinden sonra hepimiz müzik yapmayı özlemişiz, onu fark ettik buraya gelen konuklarımızla beraber. Birçok farklı şeyler şöyle, mesela burada seninle yaptığımız gibi ilk defa sen gitarla çalarken başka bir grup çalıyor, işte ben sana eşlik ediyorum. Bu bir ilk ve hani bunun nasıl olacağını heyecanını yaşıyoruz. Günlerdir sevgili İskender. Diğer konuklarımızda da hep benzer şeyler oldu. Hatta öyle bir şeyler oldu ki, mesela bir parça çaldık, dedim ki ben bunu 4 aydır 5 aydır çalmıyordum, özlemişim şarkıyı dedim. Ne güzel bir müzik diyorsun. Yapmayı özlemişiz gerçekten. Ama hani bütün bu karantina döneminde herkes bir şeylerle uğraşırken bir yandan bu müziği özlemişiz. Burada bütün bunun keyfini çıkarıyoruz. Belki o sürecin
tedavisini bol bol müzik yaparak geçiyoruz. Sende de farklı bir durum oldu. Sen tam karantina sürecinin başında diyebiliriz 20 Mart'ta 3. albümünü çıkarttın. Herkes aslında albüm yapmaya kapanmışken işte hani böyle bir dönemde albüm çıkartmak yerine onu hazırlamaya çalışırken sen tam o noktada albüm çıkarttın. Yani belki son dakikada bunu çıkartmaya da bilirdim belki. Hani ya böyle bir süreçte değil de sonra çıkartayım ben. Ama hani hiç böyle bir şey takmadan albümünü ortaya koydun. Nasıl bir his böyle bir durumda bu böyle bir albümü çıkartman? Çok güzel insanların emeği var albümde ve biz böyle büyük bir heyecanla hazırlandık. Dünyanın ve hepimizin başına geleceklerden habersiz olarak hazırlandık. İşte Zeynep Özkanca fotoğraflar için hazırlandı, Volkan Ölmez kartonet için hazırlandı, Kadir Kılıç kostümler için hazırlandı. Müzisyenlerimiz, canlarımız, canım müzisyen arkadaşlarımız hazırlandılar. Canım Genco Arı, prodüktörüm, Garaj Müzik ailesi yapımda yardımcı olan bize. Yani herkesin o hummalı çabasının ve çalışmasının ürünü olarak... ertelemek istemedim. Soruldu bu soru bana tabii ki. Hani orada bir karar almam gerekiyordu. Ben de ertelememe kararını aldım. Çünkü bana çok iyi geldi müzik hayatım boyunca. Beni onaran, öfke kontrolü sağlamamda yardımcı olan, ailemle ilgili yaralarımı sarmamda yardımcı olan, kalp kırıklarıma iyi gelen, sevdiğim biri hastalandığında ya da kendim şahsi olarak hastalandığımda beni onaran şey hep müzik olduğu için öncelikle. Sonra edebiyat, sinema, işte fotoğraf, plastik sanatlar devam ediyor. Ama bir numarada hep müzik duruyor yani. En doğrudan iletişimim hep müzikle oldu hayat söz konusu olduğunda. O yüzden yine iletişim kurmaya devam etmek istedim sanırım hayatla. Hayatta başımıza bu durum geldi diye iletişimden kaçmak istemedim. Ve Kalp Hanım'ı yayınladık. Çok güzel sevgi geldi. Anneler kızlarıyla videolar çekip attılar. İnsanlar yoga yaparken videolarını çekip attılar. Evde böyle sıkıntıdan çıldırırken dans ederek böyle o sıkıntılarından kurtulurken video attılar. Bazı çok özel deneyimleri de benimle paylaşan insanlar oldu. Albümle yaşadıkları, hissettikleri duygular hakkında. Bir anlamda en karanlık yerden ve en ayrıldığımız birbirimizden, en izole olduğumuz yerden geçerken bir yandan da herkeste daha çok bir arada olduğumu hissetmeme yardımcı oldu. Yani beni de onardı. Ve o güzel sevgi de insanlardan gelen kararımda da hani tatlı bir duruş sergilemenin doğru olduğunu hissettirdi bana. İyi hissediyorum yani. Ya bir albümü, ya albüm yapmak, biri single yapıyor, işte biri bir şey yapıyor, ben bunu söylemek istiyorum diyor. Albümü bir playlistten ayıran şey ne? Yani o bence yani başka bir bütünlük var ama sizden duymak istiyorum yani. O tamamı bir hikaye mi acaba yani? Niye albüm yani? Şimdi Kalp Hanım çıktıktan... önce ve sonra aynı zamanda bir romanın soundtrack üzerinde de çalışıyorum. Ve bu yıl içinde büyük ihtimalle bir 4. albüm daha gelecek. Ve neden albüm sorusunu ben de soruyorum. Ya da albümün anlamı nedir? Albüm nedir? Bütün albümlere geri dönüp baktığım zaman her birinin bir yolculuğu var. O yüzden bu albümde mesela benim 18 yaşında yazmış olduğum iki şarkının birleşimi olan bir şarkı var. Leyla'nın İzleri diye. 16 yıldır çekmecede duruyordu. Birinci albümde... 21 yaşında yazdığım bir şarkı var. 22 yaşında yazdığım bir şarkı var. İkinci albümde de var öyle şarkılar. Bazı şarkılar var, albümün kaydına girmişiz. Kayıtta yazmışım mesela o şarkıyı. Ve karar vermişim bu da bu albümde olmalı diye. Sanırım birbirlerini çağırıyorlar ve bütünlüyorlar. Yani yıllar içinde zamanda yolculuk yapmaya benzetiyorum aslında albümü. Benim şahsi deneyimim öyle oldu. Kendi zamanımda insanlarla, doğayla ve eşyalarla olan iletişimim, bana dokunan deneyimler ve benim dokunduğum deneyimler bütünü. Bunun içindeki bu tatlı zaman yolculuğu yani o şarkılar birbirlerini aynalıyorlar. Bir şarkıda mesela İstiklal'de tek başına tıkırdayan kızlardan bahsediyor. Aynı kızların bir de platonik aşka düştüklerinde ne yaşadıklarını anlatmak istediğim zaman hop o şarkı onun arkasına geliyor. O kızın bu sefer gerçekten bir şey yaşadığı zaman arzuladığı şeyi yazıyorum daha sonra. Yani hikayeler birbirlerini tamamlıyorlar ve onlar da birbirine eklenen şarkılar haline geliyor. Her seferinde onları da ben sıraya koyuyorum. Çok hoşuma gidiyor sıralamak. Çünkü bir açılış oluyor, gelişim oluyor. Yani roman gibi yani. Tam işte. Voltron'u oluşturuyorlar. Oluyor. Evet. Mesela üçüncü albümde yankılarla başlıyor. Çünkü bu toprağın benim hayatım üzerinde çok ciddi etkileri oldu. Bu toprağın gördüğü dönüm noktası günlerin, depremlerin, doğal afetlerin, siyasi olayların, kültürel olayların... o olayların bendeki yankılarıyla açılmasını istedim. Çünkü ben artık 34 yaşındayım ve bundan kaçamıyorum yani. Buna ne kadar iyimser de baksam, ne kadar pozitif de yaklaşsam gerçeğiyle yüzleşmek durumundayım doğduğum ve yaşadığım toprağın. Yankılarla açılıyor. Sonra pat diye
Avrupa var, Amerika varla devam ediyor mesela. Çünkü o da benim müzisyen hayatımı anlatan şarkı ve artık müzisyen olmakla ilgili bir sıkıntım hiç yok. Aksine aşkla müzisyenim yani. Hani otelinden şikayet etmiyorum, yolculuğundan şikayet etmiyorum. Sevdiğim insanları bu aşktan çok ayrı bir yere koymam gerektiğini biliyorum. Kimsenin kendini müziğimle kıyaslamasına izin vermiyorum hayatımda. Ne bileyim, gelip birinin bana bu şarkının sözünde böyle yazsaydın demesi mesela benim için çok ciddi bir şey artık. Hani peki o zaman dostum, seni çok seviyorum, hani sen öyle söz yaz diyorum ve o insanla duygusal bir bağ kurmuyorum mesela. Koruyorum kendimi. Bütün bu korumalar içinde ama başıma gelen şey, yani bir hikaye anlatabiliyorum. Anladım. İşte. Ondan sonra o şarkı geliyor, o hikayeyi bir ayna tutuyor. Ondan sonra o geliyor, o ona. Böyle birbirlerine aynalar tutarak bir yolculuğa çıkarıyorlar beni. Ve ben de o yolculukta yanımda yürümek isteyen insanları davet ediyorum albümle. Yani tek şarkı benim için doymuyorum ben tek şarkıyla çünkü. Üç şarkıyla da doymuyorum. Yapacağım tabii, ben de yapacağım. Çünkü o da çok eğlenceli bir şey. Onu yapmadan asla ölmeyeceğim. Ama bu bütünlüklü ürün sunmayı da çocukluğumdan ve gençliğimden de getirdiğim bir şey bu. İşte bir Pat Smith albümünü dinlemek, bir Fikret Kızılok albümünü dinlemek, oturup İskender'in İlk Elam'la yaptığı albümü, Şebnem'le yaptığı albümü dinlemek. Bir albümü bütünlüklü bir hikaye olarak ele almak yani. Bir insanın bölümleri gibi onlar çünkü. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm. İçinde farklı renkleri gidiyor. De olan. Evet. İnsanın renklerini bütün taşıyan. Duygu durumları var. Birinde çok romantikken birinde daha serseri ve avare olan tarafımı görüyorum. İşte birinde daha buraya bağlıyken diğeriyle daha dünyalı bir vatandaş olan tarafımı görüyorum. Biriyle kalbi çok kırık ama bundan hiç utanmıyor. Biriyle bu kalbinin kırılması onda bir sıkıntı yaratmış mesela. Nasıl bu insanın kalbimi kırmasına bu kadar izin verdim diye sorguluyor. Çünkü bir insanın çok boyutu vardır yani. Bizler iki boyutlu, üç boyutlu değiliz ki, çok boyutluyuz. O yüzden albümün o çok boyutluluğu hoşuma gidiyor benim. Karanlık bir yerde bul beni. Kaybettiğin gün gibi bekliyorum. Üstümde bir başkasının ceketi. Yine de tanırsın biliyorum. Tanıdık bir yerde bul beni. Kuluda buluşalım. Kaç sizin biri demişsin hani. Bari yorgun dargın bakışalım. Sokaklarda ayak sesleri. Özlemek artık yasaktır. Sildik hafızadan bizi. Fotoğraflarımız kayıptır. Hiç anlatmadım sana oysa. Gece sormuştun ya bana, uzaklığın en büyük yaraydı. Yaraya gülümsedim, her sabah yarayı önemsedim. Yarayı hazırladım, gözlere yarayı temizledim. Küçümsedim. Denize baktım ömürlerce.
Şimdi biz izleyici olarak gerçekten öyle noktalarda buluştuk ki seni dinlerken. Ya normalde yan yana gelmeyecek kişiler de seni dinler. Ya aslında hep bir doluğumuzun ortak noktası oluverdin. Yani senin şarkılarını dinlerken buluşur olduk. Ya bu bir yandan çok zor. Bence sorumluluk da getiriyor yani birey için. Bir yandan da çok büyük keyif olsa gerek yani bu kadar buluşturucu olmak, kavuşturucu diyeyim ona yani. Buluşturucu biraz daha böyle business oldu ama kavuşturucu olmak. Yani sana ne hissettiriyor öyle olması? Birbirimizden sosyoekonomik olarak ayrılıyor olduğumuz gerçeğinden hiçbir zaman hoşlanmadım. Ya da insanların eğitim durumlarına göre daha havalı olmaları ya da daha bir şey biliyormuş gibi kabul görmeleri de bana çocukluğumdan beri hitap etmedi. Arkadaşlarımı annelerinin babalarının mesleklerine göre seçmedim. Hep eve gittiğimde mesela işte Nuray'ın annesi ne iş yapıyor bilmiyorum anne. İşte babası ne iş yapıyor bilmiyorum anne. Bilmiyorum yani. Bununla ilgilenmiyorum. Ya da şimdi de çoğu zaman bir arkadaş edinirken bir dost kazanırken kıstaslarım genelde maddi şeyler üzerinden ya da dünyevi şeyler üzerinden olmuyor. Sabır, kalenderlik, sevgi, şefkat, ortak fikirlerin, değerlerin paylaşılması. Yani ne bileyim bir çocuk düşmek üzereyken ikimiz de aynı anda koşuyorsak çocuğa. Ama hani bir yandan da annesini gıcık etmeyelim diye hani birbirimize bakıyorsak falan. İşte o gerçek dost yani. Onunla bir paylaşım var demek ki. O gündelik küçücük hareketlerin içindeki sıcaklıkları arıyorum galiba. Ve bence o kadar insan onu arıyor ki. Yani evet bir saat, bir telefon, bir ev, bir semt falan. Tamam işte sigortalı, iş diploma güzel. İşte yakışıklı biri, güzel bir kadın tamam. Hepsini anladık zaten. Bunları biliyoruz artık. Ama başka bir şey arıyoruz yani. Ben onu en iyi konserlerde fark ediyorum. Bambaşka bir şey arıyoruz. Birlikte şarkı söyleyebilmeyi arıyoruz. Birlikte konuşabilmeyi arıyoruz. Dertleşebilmeyi arıyoruz. Bazen git yanımdan yalnız kalmak istiyorum diyebilme özgürlüğünü arıyoruz. Bazen başarısızlığımızla da mutlu olabilmek rahatlığını arıyoruz. Bazen bir iş batırmak istiyoruz. Bazen çok büyük bir hata yapmak istiyoruz. Bazen rezil olmak istiyoruz. Bazen yanlışlıkla çıplak kalıvermek istiyoruz herkesin önünde ve bundan utanmadığımızı fark etmek istiyoruz yani. Bana hepsi olduğu için bu deneyimleri paylaşıyorum şimdi ve özgürlükle ilgili bir şey anlatmaya çalışıyorum olabildiğince. Beni sınırlayan şeylerden de o yüzden uzak kalmaya çalışıyorum. Bu en sevdiğim şey de olabilir, bana en çok yakışan şey de olabilir, beni zengin etmiş bir şey de olabilir. Beni birilerinin gözünde çok çekici, çok popüler kılan bir şey de olabilir. Yeter ki benim özgürlüğümü elimden almasın. O yüzden galiba ortak olarak buluştuğumuz ve kavuştuğumuz o güzel yer ikisi de bir arada olsun. Hem buluşmak aynen olsun hem kavuşmak olsun. Çünkü herkes tam anlamıyla kavuşamasa bile buluşmuş oluyoruz. Konserlerde onu görüyorum. Çok farklı inanç sistemlerinden, renklerden, cinsiyetlerden ve cinsiyet yönelimlerinden ve hayat tercihlerinden insanların bir arada şarkı söyleyebilmesi, dans edebilmesi, birinin elinde çayının, birinin elinde suyunun, birinin elinde içkisinin olabilmesi bana gelecek adına çok büyük bir umut veriyor açıkçası. O yüzden sanatsal üretimi, o yüzden kültürel üretimi çok seviyorum. Ve iyi ki bunun bir parçası olabildim. İyi ki bu güzel sahnenin böyle değerli insanlarla tozunu yutabildim diyorum. Çünkü bana insanlar adına çok şey öğretti yani. Umutlu olmayı, iyimser olmayı, sevgiyi öğreten şey müzik olduğu için her seferinde de böyle bir hani elimde meşalemle sevgi, müzik falan diye geziyorum. Ben de o zaman seyirci olarak sana iyi ki varsın diyeyim. Çünkü bizim kavuşma ihtimalimizi ışık tutan herkese yani biz de bazen unutuyoruz kavuşabilme, buluşabilme ihtimalimiz olduğunu seyirci olarak. Yani içinde yaşadığımız dünyada. Evet. Dolayısıyla buna birazcık böyle elinde meşaleyle ışık tutan herkes bizim için çok değerli. Bu şarkı kırılan, çürüyen, yanan yok olan eşyalara değil de kırılabilen, çürüyebilen, yanabilen, yok olabilen, kalplere değer veren insanlar için olsun. En çok. Ayıp etmişim, kayıp etmişim her güzel şeyi. Kırıp dökmüşüm, ben çökmüşüm, ben çökmüşüm. Denizin bittiği yerde sahil evleri. Ben biterim, sen başla ey sevgili, ey sevgili. Gittiğimde eşyalar evde kalsın. Onları kim alıyorsa onlar alsın. Onlar alsın, onlar alsın. Bilmiyorum
etmişim. Her güzel şeyi kırıp dökmüşüm. Ben çökmüşüm, ben çökmüşüm. Denizin gittiği yerde söylerim. Ben biterim, sen başla ey sevgili. Ey sevgili, ey sevgili. İlk sorum geliyor. Kalben ve İskender kötü bir gün geçirdiğinde mutsuzken ne dinler, ne size iyi gelir? Benim Beatles, Pat Smith ve Fikret Kızılok'ta Sevinç Tevis var. Ben yani birkaç adayım var. Ben aslında böyle durumlarda müzik dinlemem. James Taylor'ın herhangi bir şarkısı olabilir mesela. Bayılırım ben. Ya da Wonderful Life vardır Black'in şarkısı. Çok iyi. Yani böyle bayağı tedavi ediyor insanı. Bu, bitmesini istemiyorum o şarkının falan. Böyle bir şey var. Yine Beatles'tan bir şeyler o bir. Beatles çok moral yükselten bir şey. Fenalar. Peki alarmı 10 kere ertelediniz ama artık o yataktan kalkmak zorundasınız. Yani 11. erteleyiş. Şöyle bir yaşam enerjisi lazım size. Ve kalkacaksınız artık o yataktan. Yapacak hiçbir şey yok. Neyle kalkmak istersiniz o yataktan? Hangi müzikle? Bu sorunun muhatabı olduğumu düşünmüyorum. Çünkü bir robot gibi uyanıyorum. Ne zaman uyanmam gerekiyorsa o zaman uyanıyorum. Öyle mi? Sanırım en son alarm ertelediğimde ortaokulda falandım. Yani hemen hemen hiç yapmıyorum bunu. Okey. Ama o şarkıyı gene de seçiyorum. Şarkı söyle dostum, evet. Dostum tabii ki ya. Gıcık oğlak burcu kadını gibi. Ben uyandığımda uyanırım falan. Asla. Öyle falan değil tabii, düşünüyorum. Ya Minnie Riperton Loving You ile uyanmak isterdim ya. Güzel. La 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 la. La 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 la. Çok tatlı. Bir de çocukluğumda çok sevdiğim bir sakızın da şeydi, evet o müziğiydi. Jenerik evet. Müziğiydi. Reklam evet, müziğiydi. Evet. Çok yeri var hayatımda. Daha çocukluğumdan bugüne bir melodi işte. Onunla uyanmak istiyorum ben. Ben sen, acaba bu Black Wonderful Life'ı buraya mı buraya taşısam? Evet ya ben de onunla. O çok güzel uyanılı böyle tam. Çok güzel uyanılı. Gerçekten pencere açılış müziği. Evet. Bayağı böyle güneşli neşeli açılış. Neşeli olacaksa mesela o gün böyle bir halim varsa şey geldi aklıma bir de. Level 42'dan. Something About You diye bir parça var. Dan 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 böyle hadi falan. Onunla o korlar falan da böyle harika, müthiş bir pozitiflik. Ya bunlar niye güzel bize biliyor musunuz? Ya hep sizle bir şeye uyanıp hep sizle dertlenip dinleyenlerin karşı tarafını da duyuyoruz şu an yani. Aşk acısı çekiyor olsanız, çok özlemiş olsanız ne dinlersiniz? Bir de kavuşunca ne dinlersiniz? İki ayaklı. Ben dinlemem bir kere aşk acısı falan çektiğim zaman dinlememiştim hiç. Yani müzik dinlemek istemiyorum o zaman. Müzik benim için güzel bir şey ifade ediyor. Yani bir şeyleri kaybetmiş hissettiğim zaman müzikle bir arada olmak istemiyorum. Kavuşma. Çok. O zaman da dinlemem abi. Müzikle mi vakit kaybedeceğim? Yani kavuşmuşum doğru, yani. Ben baksın. Doğru. Yani şey hatırlıyorum, 20-21 yaşlarındayken Nazan Öncel'in Geceler Karatren şarkısıyla böyle hani yurt kapımı kırmışlardı. Bana ulaşamadıkları için iki gün bu kız ne yapıyor falan diye bunu da ilk defa anlatmış oldum. Yine bir sample attı klasiği oldu. Evet abi süper oldu. O yani göç albüm Nazan Öncel'in işte gidelim buralardan. Şu an artık öyle bir aşk acısı yok. Öyle bir kavuşma da olmadığı için hayatımda. Bir de müziği ben de sevgili İskender gibi artık çok daha ışıklı ve sevgi dolu ve böyle eğlenceli keyifli bir yere koyduğum için hayatımın
biricik oda yani. Onu oralara sokmamaya çalışıyorum. Okey, son soruya geldim. Bence çok kritik soru. Bir yerinde İskender Paydaş dokunuşu olan hangi şarkıyı döndüre döndüre dinlersin? İskender, aynı soru Kalben'le ilgili senin için geçerli. O kadar çok şarkına hayranlık besleyerek dinledim, etüt ettim ki şarkıları. Ayırmam gerekiyor mu? Yok, ayırma ama yani bir tanesini döndüre döndüre. Benim var mesela bir tane İskender Paydaş şarkısı, döndüre döndüre dinledim. Yani ben Mirkelam'la yaptığınız albümü sonsuza kadar dinlerim. Yani. Ben de. Onu alırım. Tam onu diyecektim yani. O albümü alıp buradan koşarak topuklu ayakkabı. Hiç mi mutlu olmadık diye buradan yüzerek hiç giderim. O hiç mi değil mi bugün konuşmuştuk? Hiç mi hayal kurmadık? Bütün o çok özgürleştirici bir albüm yani. Bugün ne dedim, cinsiyetsiz albümler vardır. Bazı albümler erkektir, bazı albümler kadındır. Bazı albümler queer'dir. Bu albüm nötral. Yani kim onu dinliyorsa o insanın ruhu için bir albüm. Çok çok güzel bir albüm. O yüzden ben de o albümle kaçarım adalara ıssız. Aynen. Ben de net. Dinlerim o albümü. Ben de dinleyince şimdi hani Kalben'in tabii şarkılarını bir de birlikte çalacağız diye daha da derinlemesine dinlediğim zaman bana en çok hitap eden, benim hayal kurmamı da sağlayan Son Adalar. Ya. Yeah. Sen de mesela adalar falan diyorsun. Diyorum bir ada şeyi var. Böyle başka bir hayal kurduruyor. Ne olduğunu tarif edemiyorum şu anda. Çünkü bir erkek sözü değil yine. Ama bunu hissediyorum. Bence güzel. Gerçekten. Yani. Süper. Ben alacağımı aldım. Sorularımı sordum. Son Adalar'ın hikayesi bir benliği geride bırakıp yeni, bilinçli ve daha bağlı yaşadığı her yere ve tanıdığı insanlara ve dokunduğu her şeye daha bağlı bir benliğin doğuşuyla ilgili. Aslında bir cenaze marşı benim için. Yani eski kalbinin geride kalması ve yeni kalbinin doğuşuyla ilgili. Bütün doğrularımın yanlış çıkmasını kabul etmem gibi bir şarkı, çok hoşuma gidiyor. Benim de ne mutlu onu seninle paylaşmak, sizinle. Çok sağ olun. You.
Şimdi bizim programda seyirci yorumları var. Belki denk gelmemişsindir. Yani çok fazla seyirciyle iletişim olan birisin gerçi ama. Belki denk gelmemişsin diye biz topladık. Bazılarını paylaşacağız. Geliyor. Şu an A takımı. Arabayla uçuyoruz şu an havada. MacGyver giriyor falan. Benim böyle sesim olsa içer içer kendime şarkı söylerdim demiş bir arkadaş. Okuyacağım yoruma 1000'e yakın like gelmiş. Annemin sesi gibi bana hükmeden sesi var kadının. Her an terlik fırlatacakmış gibi demiş. Ve buna 1000 like gelmiş. Olabilir, çok. Buna da biri cevap vermiş. Eyvah eyvah. Benim oğlum da ona fırlatmam için terlik getiriyor bana diyor. Ya ne tatlı. Kalben, ben seni ilk tanıdığımda Google'da adın bile çıkmıyordu. Kalp ve damar cerrahisi servisleri çıkıyordu hastanelerin. O derecede eskiden dinlerim. O derece eskiden dinlermiş. Evet, çok eskiden. Tatlı. Kalp onları ve damar seviyorum. Diyor. İlk yorum 2 yıl önce yapılmış, onu okuyorum. Kalben dinlemek, yıllardır görmediğin sevdiğini yeniden görmek gibi demiş. Aynı kişi 3 ay önce de gelip yorum yapmış, onu bulduk. Yıllardır görmediğim sevdiğimi gördüm. Yorumumu değiştiriyorum. Kalben dinlemek hiç onu görmek gibi değilmiş. Çok değişmiş ya. Bambaşka biri olmuş adam. Hiç işim olmaz artık. Kalbeni ayıp etmişim gibi geldi şimdi bir anda. Yorum iptal. Yorum iptal diye uzatmış. Yorum iptal diyorsun. Çok severim onu. Sen görürsen diye yorum iptal yazmış uzun. Tekrar ediyorum, yorum iptal. Adam öküz çıktı hikayenin sonunda demiş. Bu kadın fırın sütlaç gibi hem üstü kızarmış hem soğuk. Çok enteresan tarif. Öyle bir kıvamı var ki değme insan tutturamaz. Bir parça vanilya, Avrupa'ya bir dokunuş, biraz ben tarçın. Hiç okumadım böyle bir buruk yorum. Acısı var. Ne kadar güzel bir yorum. İçimizi tatlı tatlı yakıyor. Bazen buzdolabında soğumaya bırakıyoruz. Ağır yağlı yemeklerin ardından dilimizi temizlemek için bekliyor. Uslu ve sakin demiş. Çok acayip. Yani bütün yorumlara çok teşekkür ederim. Bu yorumda ise ne kadar çok... özen var. Aynen, çok özen, acayip. Özen var. Bu yoruma da birçok yorum gelmiş. Biri demiş ki hayda durduk yere canımız sütlak çekti. Sütlak çekti onları mı? Hiç yani olacak o, iş değil. O işte çok tatlı bir herif o büyük ihtimalle. Daha 19-20 yaşında evet, filan alır. Bir tanesi de bak bu araya girip şöhret olmaya çalışıyor. Üstünü tam nasıl kızartıyorsunuz evet, ya evet, diye yemek programı için. Nasıl kızartıyorsunuz? O şeker yanığını fırında ayarlayamıyorum ben demiş. Başka bir yorum daha gelmiş. Biz 2 tane alalım o zaman fırın sütlaç. Ben kazandı yiyeceğim. Dondurma koyuyor musunuz yanına? Çok iyi. Kalbenin yerine hiçbiri tutmaz demiş yanına. Ya, ne tatlı sonra. Gene evet. Toplamış benim adıma sağ olsun. Saçlar için ya. Annem bu şarkıyı duyunca odaya dalıp hele şükür sonunda biri beni ve bu evde nasıl bir temizlik gerektiğini onu anladı. Onu diyorum işte annelerin bahar temizliği şarkısı, kız yurtlarının şarkısı. Aynen aynen. Bayılıyorum ona. Kalben burada yalnızca aşıklara değil tüm günlerini saç temizlemekle geçiren berber çıraklarında bir ses olmuş. Helal evet. Olsun kuaför yürekli kadın evet, demiş biri. Evet kuaför yürekli kadın. O kadar kaç kere kendi kâküllerimi yamuk yumuk kesmiş insanım ben sayılırım tabii. İşte tabii direkt. Tabii. Yerleri yeni sildim ayaklarınızla basmayın single'ını bekliyoruz demiş biri. Çok tatlı. O şarkılara şaka yapanları çok seviyorum. Evet ben de ama bunlar orada kendileri bir yolculuk. Çok tatlı o bir mizah türü işte. İtalyan biri İngilizce bir yorum bırakmış ve demiş ki dilinizi bilmiyorum ama bu şarkı beni çok etkiledi. Yani. Altına yazılan bir yorum var onun. Beyler sakın sözleri İngilizce'ye çevirmeyin. Adamın profil fotoğrafı kel. Müzikten etkilenmiş. Sözlerde saç maç duyunca dağılır gider bu. Italy kalp Turkey falan yazın geçin. Saç şakaları ben de yapıyorum evet, bazı evet. Arkadaşlarım. Vallahi bunları bulduk biz. Belki çok denk gelmemişsindir diye. Daha önce gerçekten denk gelmemişsindir diye. Gerçekten de hiçbirine denk gelmemiştim ya. Evet. Sütlaç tarifi çok kendimi iyiydi ama ya. Kendimi stalk ettim kariyerimin ilk 2 yılında ama. Evet. Son 2 yıl olabilir yorumlar. Bunlar. Son 2 yıllar galiba ne güzel. Aynen. Son 2 yıl iyiye gitmiş. Mutlu oldum. Evet evet iyiye gitmiş. Bir de bence şey artmış. Katman artmış. Yani çok farklı tarif etmeye başlamışlar gibi ne geliyor güzel. Yani. Tanıştıkça daha çok müzik üretip daha çok aynen. Tanıştıkça. Bence de. Seni evet. Şöyle bir alalım diyorum. Bak evet. Mikrofon da var. Kalbini mikrofon hafif ona yaklaştıralım. Şöyle biz bir çalalım mesela la'dan falan. Miden. Ya bir şey söyleyeceğim. Tamam. Yemin ediyorum bundan haberim yok. Biliyorum evet, ama bugün mı? Sen kaşındın. Bunu çağırdın bu deneyimi sen. Kaşıdın diyorsun. O videoyu izlesin. Abi böyle yani girelim. Yani mi minörden girelim. Belki kalben digitir elini alır. Tık 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 eşlik eder. Işte. Bir çal bakalım. Abi ben yani şu an kızardım ama avatar olurum oraya gidene kadar mavi. En son denerim elimden alalım geldiğince. Alalım seni şuraya. Tabii yani elimden bir şey gelirse.
Harika bir programdı. Özellikle yani finalde bana bu anı yaşattığınız ikinize de. Sana öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sonra sana çok teşekkür ediyorum Muzo'ya, Seto'ya. Tuhaf demek aynı zamanda... Hediye demektir. Hediye demek. Görüşmek üzere efendim.